Konumuz görünmeyen engeller. Senin görmediğin ama var olan engeller. Sen çalışkansın, sen gayretlisin, enerji dolusun, hedefini görüyorsun ileride ama devamlı bir şeye çarpıyorsun. Neye çarptığını da bilmiyorsun ki. Kalkıyorsun ayağa, koşuyorsun, hedefini görüyorsun, yine çarpıyorsun, düşüyorsun. Neye benzetiyorum bunu ben biliyor musun? Bizim bahçede arılar var. Bir kovanda 40 bin arıdan 80 bin arıya kadar değişiyor zamanına göre. Arılar var içeride, çalışıyorlar. Bunlar gayret gösteriyor. Bazen yazın 80 bin arı oluyor. Şimdi bu arılar gayretli, çalışkan. Bunların başında bir de kraliçe var 6 yaşında. Ama çalışkan arılar 43 gün yaşıyor. Yazın 43 gün yaşıyor. Şimdi 43 gün bize göre az ama onların zaman mefhumu biraz farklı olduğu için sevgili arkadaşlar, onlar bir saniyede 150 kere kanat salladığından dolayı onların zamanı da bizim zamanımız arasında fark var. Dolayısıyla onlar saniyenin içerisinde saniyeleri var. Öyle düşünün. 43 gün bize göre 150 sene. Çalışkan, gayretliler, yumurtadan çıkınca arı hemen çalışıyor. Etrafında ne varsa temizliyor. Yani boş durmuyor. Devamlı çalışıyor arılar. Gayretliler. Hedeflerini görüyorlar. Hedeflerine doğru koşuyorlar, gidiyorlar, uçuyorlar. Nektar, su, polen bunları topluyorlar. İşte propolis yapıyorlar, bal yapıyorlar. Bir de aynı zamanda mum yapıyorlar. Sevgili arkadaşlar, tamam iyi güzel ama bazen bu arılar evin içerisine giriyorlar. Evden çıkamıyorlar, cam var çünkü arada. Örneğin bizim kış bahçesi var. Etraf camlarla dolu. Küçük bir delikten içeri giriyor. Çalışkan arı. Dışarıya bakıyor, hedefini görüyor. Çiçekleri görüyor, polenleri görüyor neyse veya kokluyor, alıyor onu. O hızlıca o tarafa doğru uçuyor ve cama çarpıyor. Cama çarptıktan sonra çok enteresan, ilk cama çarptığında ağzı burnu yaralanıyor. Sonra kalkıyor tekrar. Nereye çarptığını kendisi de bilmiyor. Nereye çarptım ben? Allah Allah. Ondan sonra bir daha hızını alıyor, bir daha koşuyor, bir daha çarpıyor, bir daha. Bu sefer artık devamlı mücadele ediyoruz diye duymuşsunuzdur. Çalışkan, gayretli, çalışmak istiyor aslında. Karşını alacak fakat görünmeyen bir şey var. Anlamadığı, bilmediği, neye çarptığını da bilmiyor. Engelin ne olduğunu da bilmiyor ve ömrünü orada tüketiyor. Zaten 43 gün yaşıyor. 43 gün yaşayan arı orada nektar onun yakıtı olduğu için, bal onun yakıtı olduğu için bal yok, su yok, polen yok. Birkaç saat sonra ölüyor, bitiyor. Sevgili arkadaşlar, insanlar da böyle. İnsanlar da engeline çarpa çarpa neye çarptığını kendisi bilmediği için ömürlerini böyle tüketiyorlar. Potansiyellerini bu şekilde zayi ediyorlar. Bununla alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu buyurmuş. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Ömrün israf olmasın. Bunu 1400 yıl önce söylemiş. Kendini bildiğin zaman aslında engelin ne olduğunu da biliyorsun. Sen nesin? Nereden geldin? Kimsin? Engelim ne? Potansiyelim ne? Engeli buldun, ortadan kaldırdın, o camı kaldırdığını düşün. Ömrün zayi olmuyor işte. Sonra potansiyelin ne? Kanatların var, uçabiliyorum. Benim örneğin arıdan örnek veriyorum. Koku alma özelliğim var. Arının öyle bir özelliği var. Arı 8 kilometre ötedeki kokuyu alabiliyor. Köpekler de öyle. Koku alabiliyor. Sonra matematiksel sistem, navigasyonu mükemmel çalışıyor. Bu bilgiler Avusturya Viyana Üniversitesi'nden geliyor sevgili arkadaşlar. Arıcılık fakültesi var orada. Onlar öyle diyorlar. Biz arıyla alakalı sadece %4 öğrenebildik. %96'sını bilmiyoruz. Bu kadar güzel özellikleri olan arı maalesef görünmeyen engele çarpa çarpa ömrünü tüketiyor. İşte insanoğlu da böyle. Keşfedilmemiş cevherler var aslında. Potansiyeli var. Ama maalesef bilmediği için, kendini tanımadığı için, engellerin ne olduğunu bilmediği için devamlı çarpıyor. Ağzı, burnu kırılıyor. Sonra pes ediyor, çöküyor. Sevgili arkadaşlar, bunlar yabancı değil. Bunlar herkesin başına gelen olaylar. Bazıları görmediği için engel olarak da kabul etmiyor. Birçok Avrupa'da iş insanları var, iş adamları var. Onlar her şey çok iyi, çok güzel diyorlar bazen ama bilmediği için, o görünmeyen cama çarptığı için bilmiyor, ne olduğunu da bilmiyor. O yüzden problemin olmadığını zannediyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, ömür zayi olmaması için senin enginin nedir onu bulman lazım. Bunu arı olarak düşün. Arı bulamıyor, göremiyor çünkü. Devamlı çarpıyor, bir meşguliyeti var. Dışarıdan birisi görmesi lazım. Biz görüyoruz örneği. Cama çarpıyor. Bak cam var önünde. Dışarıdan birisi bakması lazım. Ve bununla beraber potansiyeli nedir? İçindeki aslan nedir? Bunu bulması lazım. Ömür zayi olmaması için. Bunun yanında da sevgili arkadaşlar, bunlar ortadan kalkınca, yani önündeki engel kalkınca,
Bunun yanında potansiyeli kullanmaya başlayınca da başarıya programlanıyor ve arı koşuyor, gidiyor, nektarı alıyor oradan, onu bal yapıyor. Polen alıyor, insanlara faydalı oluyor onun poleni. Başka propolis yapıyor, başka mum yapıyor mesela. Bizim kullandığımız mum mesela, arının yaptığı mum, bunları yapabiliyor. Potansiyelini kullanabiliyor. Herkesin içinde potansiyel var. Herkes beynini başarıya programlayabilir. Biz yıllardan beri bunu yapıyoruz zaten. Hep bunu anlatıyoruz. Ömürler zayi olmasın. Ömürleri israf etmeyelim. Önündeki engeli kaldıralım. Seni bir analize alalım. Engelleri kaldıralım. Ondan sonra potansiyeli kullan. Bak gör ondan sonra hayatın nasıl değişiyor. Bak paranın bereketi nasıl oluyor. Bak o zaman sen nasıl ailene daha fazla zaman ayırabiliyorsun. Bunlar ondan sonra oluyor sevgili arkadaşlar. Engeller kalktıktan sonra oluyor. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Onları programlara alıyoruz. Analiz yapıyoruz tabii önceden. Engellerini buluyoruz. Potansiyelini buluyoruz. Sonra onlara göre bir reçete hazırlıyoruz. Öyle düşün. Reçete düşünün. Reçete giriyoruz. Adım adım ilerliyorlar ve onlar da beyinlerini başarıya programlıyorlar. Arzuladıkları hedeflere engeller olmadığı için hızlı varabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Ağızlarını, burunlarını kırmadan, duvarlara çarpmadan. Dolayısıyla siz de ömrünüzü zayi etmek istemiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizim eğitimimize katılabilmek için hemen videonun altındaki linke tıklayın. Formu doldurun. Gönderin. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.